Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bulsun. Joe Biden kasem berip vazifesini resmi tapşırıp aldı. Amerika'da 2020 yıl 3. noyabr ötküzülgen saylamdan keyin yeni hükümet vazifesi tapşırıp aldı. 3. noyabr saylamında galibi kılgan Joe Biden bilen Amerika tarihindeki tunca ayal muavin prezident Kamala Harris kasem berip vazifelerini tapşırıp aldı. Joe Biden bilen Kamala Harris kasem berip vazifesi tapşırıp alış marasimidan burun paytaxt Washington'daki Havari Aziz Matthew Katedralini ziyaret kıldı ve o yerden kongre binasına bardı. Ürümçi vakti saat 23'te, İstanbul vakti saat 8'de Biden Amerika'nın 46. nöbetlik prezidenti Kamala Harris bolsa 49. nöbetlik muavin prezidenti buluş süpütüde kasem kıldı. Yeni prezident Biden kasem kılgan denken sözünü mundaq başıldı. Bugün demokratiyanın tarihinin ve ümitinin günüdür. Amerika duş gelgen kıyınçılıklarını fakat ittifaklaşış arkalıklı yenileydi. Men pütkül Amerikalıklarının prezidenti. Biz ittifaktaşlık münasebetlerimizi remont kılımız. Dünya bilen yeni bir kıtım tekimi yakın münasebet ornudumuz. Arkadın prezident Joe Biden ve onun rapiqisi muavin prezident Kamala Harris ve onun yoldaşı herbi paratını salamladı. Bu herbi en-ene bulup hakimiyetinin yeni baş kumandanga tınışlık şekilde ötküzüp berilgenlikige simvol kılındı. Haberde kayıt kılınışça Biden'nin vazife ötküzüleş mürasımıga Tayvan'nın Amerika'daki vekili Xiaomi için teklif kılıngan. Bu Tayvan vekilinin 1979 yıldan buyan tüncü kıtım Amerika prezidentinin vazifege ulduruş mürasımıga resmi teklif kılınışı bulup büsüş karakterlik ehmiyetke iyi iken. Dünyadaki devletler Amerika yeni hükümetini tebrikledi. 20 yanvar Joe Biden ve Amerika tarihindeki tunca ayal muavin prezident Kamala Harris kasem berip vazif tapşırılgan deyken, dünyanın her kaysi caylarından tebrik telegrammeleri kilişki başıldı. Avrupa İttifakı Kengişinin başlıkı Charles Michel tebrik telegrammesi de tekimi küçülük bolgan Avrupa, tekimi küçülük bolgan Amerika ve tekimi küçülük bolgan dünya kuruşunu teklif kıldı. O, Avrupa İttifakı'nın yeni devirde Amerika bilen münasebetlerde aldın ehmiyet berdiğin meselelerini, köpterepliğe hemkarlıklarını terakki kıldırış, Xitay virusu'a karşı duruş, kilimat özgürleşi, adil soğudu bilen ıhtisatlarını kayıt edin bina kılış, xavupsizlik ve tınışlık üçün güçlerini birleştiriş şeklinde retkitizdi. Avrupa İttifakı Komitesi'nin başlığı Ursula von der Leyen Twitter'da Biden bilen Harris'ini tebrikledi ve Avrupa yepyeni başlangıçkı tayyar dedi. NATO Başkatibi Stoltenberg yazın bayanatıda ittifak namıdan Biden ve onun muavini Kamala Harris'ini tebrikleyip, bugün Atlantik İttifakı üçün yeni devrinin başlangıçısı dedi. O, Prezident Biden bilen birlikte hizmet kılışını ve özünü bu yıl 2021 yılı Brüssel'deki NATO rehberler yığında kütüvelişini tötköz bilen kütümen dedi. Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro Biden'a hizmetide muvaffakiyet tiledi. Ve Amerika bilen diyalog ötküzüşke tayyar ikerliklerini eskertip, Amerika bilen öz ara hürmet ve itiraf kılışkı tayangan yeni başlangıçını başlaşını ümit kılımız dedi. O Biden'den Venezuela'a adil buluşun talep kıldı. Japonya Başvaziri Suga Yoshihidemo Twitter'da uçur hembehirlep, Biden'i ve onun muavini Kamala Harris'ini tebrikledi. O sözü de mundaq dedi. Japonya bilen Amerika birbirinin müstehkem ve dünyavi manevi kıymet karışlarına ige iki ittifaktaş devlet. İttifaktaşlığımızı kollaş erkin ve uçuk bulgan Hindi Atlantik'ni emelge aşırış için sizni ve hizmettaşlarınız bilen birlikte hizmet kılışını ümit kılmen dedi. Şundaklı Türkiye'nin Washington'da duruşluk baş elçisi Serdar Kılıç, Joe Biden ve muavin prezidenti Kamala Harris'ini tebrikleyip mundaq dedi. Amerika Koşmuş Ştatlarının yeni hükümeti rayonluk ve halkaralık tınışlık hem bihaterlikni koğdaş yolu da tekimi yakşı hizmet işleş üçün yeni ittifaktaşlık münasebetlerini ornıtıp atkan bir peyitte Washington'dan uzak mezgirlik ittifaktaşları bilen bulgan münasebetlerini küçe yetişte akıl parasetki tayin işini ümit kılımen. Twitter Xitay elçihanesinin hesabatını takap koyganlıkı hakkıda çüşençi berdi.
Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Twitter şirketi Xitay Elçihanısının hesabatını takap koygalıqa haqqıda düşünce berip, insan kalibidin çıkan mezmunlarını hembehirleş çeklemesine xilaplık kıldı degen. Xabarda qayd qilinishicha Twitter şirketi oldingi kunlarda Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasining Twitter hisobotini taqqan bo'lib, Twitter şirketining bayonotchisi chorshanba kuni kechda Amerika taratqularining bu masala haqidagi savollarga javob berib, biz sizlar tilga olgan munosabatlik Twitter uchuriga qarata harakat qo'llandik. Chunki Xitoy elchixonasi bizning inson qalbidan chiqqan mazmunlarni cheklash prinsipimizga xiloflik qildi. Biz dini, cinsi, yeşi, milleti ve irqi sebeplik malum topku karıtılgan insan kalıbıdan çıkan mezmunlarını çekleyemeyiz degen. Xitayning Amerika'da duruşluk baş elçihanesi 7 yanvar Twitter'da Xitayning tirişçallığı bilen Uyghur halkının turmuş ve hizmet muhiti zor derecede yaxşılandı. Uyghur ayalları azat boldu. Ular emde bovaq yasaş maşinisi emes de bildirilgan idi. Xitay elçihanesinin bu sözü tordu zor gulgulu qozgallıqtın 80 000 ayağış küçüsü bar hesabatı Twitter tarafından toxtıp koyulgan. Gerçi Twitter şirketi kaçan taqap koygallıqını tilga almağa bolsa mı, ama 9 yanvardan keyin Xitay elçihanesi Twitter'de yeni mezmun yollap bakmagan. Şunaqla Twitter şirketinin bu kararı haqqıda hazırgıcı ifade bildirmegan. Xitay Amerika'nın 28 sabık emeldarıga ceza yürgizgenlikini ilan kıldı. Amerika Avazı'nın 20 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika'nın yeni prezidenti Biden hukuk ötküzvalgan bir peyde, Xitay bayanat ilan kılıp Trump hükümetinin taşkı işler ministeri Mike Pompeo qatarlıq 28 sabık emeldarıga ceza yürgizgenlikini ilan kılgan. Xitay taşkı işler ministerliği bayanatıda Xitay'nın içki işlerine arlaşış, Xitay'nın menfaati ve Xitay Amerika münasibetiga ziyan yetkizgenlik sebeplik, Mike Pompeo, Pottinger ve Navarro qatarlıq Trump hükümetinin 28 emeldarıga ceza yürgüzüşünü karar kılganlıqını, ularının Xitay, Hong Kong ve Aumong'a kirişini çekleydiganlıqını, ularının münasibetlik şirketleri ve organlarının mı Xitay bilen bolgan alaqısının çekilindiganlıqını bildirgen. Boston İnstitutu'nun siyasi paller profesörü Harvard Üniversitesi Fairbank Xitay Meselesi Tetkikat Merkezi'nin tetkikatçısı Robert Ross bu axta toxtulup, Xitay uzundun buyan Pompeo'nu közüp geldi. Ular Amerika-Xitay münasibeti meselesi de konkret kişilerini cevapkarlıqı tartmaqçı. Birinci tallaş elbette taşkı işler ministeri Pompeo. Çünkü o Xitay'a karşı ideologiya uruşunun aldın kısepede turup geldi degen. Uyana Trump vazife ötügen 4 yıldan beri meyli Tayvan meselesi, Saudi uruşu, ideologiyelik uruş ya ki başka işler bolsun, Xitay'nın çişini çişlep gelgenlikini. Ular vazifeden ayrılışı bilalla hesap almakçı bolgallıqını bildirgen. Bildirilişçe Beijing dairleri ceza yürgüzgen kişilerinin hemmesi Trump hükümetindeki dağınlıq şahısları bulup, taşkı işler ministeri Pompeo, prezidentinin devlet bihaterlik meslehatçisi O'Brien, muavin devlet bihaterlik meslehatçisi Pottinger, Prezident Saudi meslehatçisi Navarro qatarlıqlarını öz içige aldıken. Mutaxassislar Xitayning maqsadi haqqidagi parizini o'tirg'i qo'yib, Xitayning yangidan huquq o'tkizvalgan Biden hukumatini Trumpqa o'xshash Xitayga qarshi harakat qo'llanmaslikdan ogohlantirmoqchi ekanligini bildirishgan. Mutaxassislar yana Trumpning jazo tizimligiga kirgizilmasligi haqida to'xtalib, Xitayning yanali ma'lum jihatda Trumpdan andishi qiladigan yeri bo'lishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan. Xitayning jazo lageri tasvirlangan 209 hikaya namlıq kitap nashrdan chiqdi. Sharq Turkiston xalqining jazo lageridagi ichinishlik sarguzashtlari tasvirlangan 209 hikaya namlıq kitap yaqinda Sharq Turkiston axborot va media jamiyatining boshchiligida nashrdan chiqdi. Kitobning avtori arab adabiyotida muayyan nufuz tikilgan yozuvchi Jumana Shubana xonim bo'lib, arab tilida yozilgan. Kitob muqaddima 2 bo'limdan tashkil topgan bo'lib, jami 209 hikaya kirgizilgan. Kitapta Xitay tajavuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan iğir bastirish, qirg'in qilish, dabsanda qilish, 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini jazo lageriga solash, kishi o'ylab yetalmaydigan to'hmatlar bilan turmaga qamash, inson qalbidan chiqqan turli qiynash vositalari bilan so'roq qilish, majburiy amgakka selish qatorli qilmishlari hikoya tariqasida yuritib berilgan. Alaqadar zatlar mazkur kitobning Najib Kilani yozgan Turkiston kechilari nomli asardan qolsa, Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan islom dini va musulmonlarga qarshi siyosatini arab dunyosiga to'liq yuritib berdigan kitoblarning biri ekanligini bildirishmoqda.
Uyghur kızları duş kelibatkan xorliklar devamlaşmakta. Yakınkı bir neçe yıl içinde Xitayning irqi qırğınçılık ve asimilasiya siyasetinin roşan ispatlarından biri bolğan Uyghur kız ayallarını Xitaylar bilen toy qilishqa mecburlaştırmışı xalqara cemiyeti zor xulğuluk qozğan idi. İctimai taratqularda tarqılıbatkan fikirler bu siyasetinin devamlıq icra qılınıbatkanlığını körüsüp vermekte. Bugün tarqalğan bir sinda Şarkı Türkistan'dan malum bir yesidiki bir Uyghur kızının Xitay bilen toy kılganlıqı ve Xitaycı kiyindirilip hoyledeki Xitaylarga Uyghurcı usul oynap beribatkanlıqı da körünüşler körüsülgen. Sindiki Uyghur kızının çırayıdaki sulğulluk ve meyuslük bunun mu bir kıtımlıq mecburi toy ikkallikini körüsüp vermekte. Bundan burun tarqalğan malumatlar ve guvahlıq sözlerden malum buluşça, nurgullığan Uyghur kız ayalları aile azalarının ceza lagiri yaki türmüge solunuşudan saklanış üçün Xitaylar bilen toy kılışkı mecbur bulgan. Angliya bosh vaziri Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini sud qaror qilishi kerak dedi. Angliya bosh vaziri Boris Jonson 20-yanvar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarga tutgan muomilasi haqidagi savolga javob berdi va irqiy qirg'inchilikni bekitishda sud mahkamalarining qaror chiqarishi kerakligini bildirdi. 19-yanvar Tramp hukumatı Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagan edi. Başvazir Johnson Amerika'nın bu kararı hakkındaki sualga cevap verip, irqi qırğınçılıqda belgeleş adliye meselesi. Ama ben şahsi fikrimde Şarkı Türkistan'da 101 vatkan ve Uyghurlar baştan keçir vatkan işlerinin hemmesini yirginişlik deb karayman dedi. Haberde eytilişçe bir devletinin irqi qırğınçılıq sadır kılgallıqı bekitilse, bu devlet bilen soda hemkarlıqı ornatışını tosudugan kanun lahisi 19-yanvar Angliya parlamentida hakimiyet beşidiki azalarının karış çıkışı bilen red kılıngan. Amerika'nın tarihi karakterlik bu kararı elan kılınan deyken, Japonya'mı bayanat elan kılgan bulup, Japonya içki kabinetinin baş katibi Katsuo Nobuo Kato, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendicilikini endişe bilen gözlü vatkallıqını bildirgen. Katsuo Nobuo yana Xitay'ını öz içige alğan halkara cemiyette erkinlik, kişilik hukuk ve kanun bilen idare kılış qatarlıq universal kımmet karışlarına hürmet kılışının muhimliğine bayan kılıp, biz Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesine köngül bölüvatımız. Japonya'nın bu meseledeki meydanını eni kaldı Beijing'e yetküzümüz digen. Pompeo ailesi hakkıdı güvahlıq bergüçülerinin cüretigi apırın okudu. Amerika hükümeti Uyghur cemiyeti düşkülüvatkan ictimai paciani irqi qırğınçılıq tep elan kılganda, Ani şu paciyelerinin milyonluğun kurbalarının biri bolgan hem de 20 yıllık kamak cezasına hüküm kılınan Doktor Gülşen Abbas'ın Amerika'daki perzenti Ziba Murat, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun 20. yanvar günü vazifesinin ayrılış aldıdaki hususi mektubunu tapşırıvaldı. Malum buluşça bu mektup Ziba Murat'ın bunundan bir neçe hafta ilgiri yazgan xetige kaytırılgan cevap iken. Mektubunun tuluk tekisti Twitter betide elan kılınan deyken köp kıtımla pembehirlendi. Mike Pompeo bu mektupta özünün Gülşen Abbas'a şunundak onun bilen birgi lagırlarga kamilip ketken milyonluğun Uyghurlarga hisdaşlık kıldığalıqını, şunundak devamlı halda Xitay rejimeden onlarının izdek soruqını kılıp durduğalıqını, Amerika hükümetinin Xitay emeldarlarga ceza beriş, Uyghur misafirlerini Xitay'a kaytırılıştın tosup geliş qatarlıq sahalarda boşaşmasın küt çıkırdığalıqını bildirgen. O yana Ziba Murat ve onunla okşayan köplügen şahslarının kökrek gerip aldığı çıkış hem de zulümünü anlatışkı cüret kılıçtık ruhiga apırın okuğan. Gülşen Abbas'ın perzentleri ve uruk tukalları özlerinin bu mektupten bekme hürsen bolgallıqını bildirgen. Şunundak yeni Amerika hükümetinin Uyghurlar meselesi de devamlıq hakikatini yakılışını ümit kıldığallıqını tähkitligen. Erdoğan tilini terakki kıldıralmağan milletler yıldızları kurup ketken derahlarga okşaydı dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, eğer millet bulu süptümüz bilen bizden bir medeniyet davayımız bulduğun olsa, onu aldı bilen Türkçidin başlaşımızı doğru kilidi dedi. Cumhur Reis Erdoğan, Cumhur Reislik Mahkemesi'de ötküzülgen Medeniyet ve Sayahat İşleri Ministerliğinin 2019-2020 yıllık alahide mükafatları yığındı söz kıldı. O yığındaki sözü de tilgi iyi çıkmağan, tilini terakki kıldıralmağan milletler yıldızları kurup ketken derahlarga okşaş şamal çıkkandı öğürlüp çüşke mahkumdur dedi. Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler
tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Peyami Safa bunu dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir diyerek ifade ediyor. Ve sözünü devamlaştırıp nurgun sahalardaki müşkülatlarının negizide til yatıdı. Tilimizga onunga layık dikkat ve ehmiyet vermeyi durup başka meselelerde ilgirleş hasılı kılalmayımız digerlerine kayıt kıldı. O yana eğer millet buluş süpütümüz bilen bizden bir medeniyet davayımız bulduğun olsa onu aldı bilen Türkçedin başlayışımızga doğru geliyordu digerlerine sözlerine ilave kıldı. Türkiye'de bir gün içinde 6435 kişi Xitay virüsü bilen yukumlandı. 20 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Menesiri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 6435'ki yetkerlikini ilan kıldı. Sahiye Menesiri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deyip güman kılınan 168894 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 6435 kişinin yukumlanğalıqı inıklanğan. Nöbette 752 kişi doktorhanda bulup, bir gün içi diyene 159 kişi kaza kılıp, 5932 kişinin salametliğe esliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığandan beri salametliğe esliğe gelgenler, cemi 2.283.919'a, kaza kılgallar 24.487'ye, kesili iğir bimarlar 2.102'ye yetgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.